Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir konuya başlıyorum. Rasyonel sayıların ilk testi. TTXYZ kitabımızın 74. testiyle karşınızdayım. X testlerine başlıyoruz arkadaşlar. X testi yani temel seviye sorulardan oluşacaktır. Temel seviye soruların amacı hem konuyu öğrendiniz mi öğrenmediniz mi kolay sorulara bunları sınamak hem de orta ve ileri düzey sorulara bir de yeni sorulara temel oluşturabilmektir amacımız. Bu dersin pdf'i aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Bugün 12'de bir tane daha test var. Onun da pdf'ini ekleyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Tüm konu bittiğinde birleştirilmiş pdf'i videoda zaten kanalda olacaktır. O yüzden ilk soruyla başlıyorum. Bu videoyu izleyen arkadaşları da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bitirdim, hallettim. Artı, tik, artık, artık ne yazmak isterseniz. İlk soru bana diyor ki 1 bölü 2 eksi parantez 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Burada ilk aklınıza gelen şey payı değiştirmek. Fakat eksiği parantezin içine dağıtsam ben bakın ne oluyor? eksiği parantez içine dağıttığımızda 1 bölü 2 eksi dağıttım. Eksi 1 bölü 2 bir eksi dağıttım. Eksi ile çarptığımızda artı 1 bölü 7 geldi. Ve bunlar birbirinin negatif olduğuna göre birbirlerini götürdü. Geriye sadece 1 bölü 7 işlemi kaldı. O zaman ilk sorumuzun cevabı Adana olarak bulunuyor. İkinci soru diyor ki 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 artı 1 işleminin sonucu kaçtır? Gördüğünüz gibi hepsinin paydası farklı. E, toplama çıkarma yaparken paydalarını eşitlemek zorundayım. 3, 2, 1. Hepsinin ortak katı en küçük 6'dır. Demek ki ben bu sayıyı 2 ile genişleteceğim. Bu sayıyı 3 ile genişleteceğim. Bu arkadaşı da 6 ile genişleteceğim. O zaman benim işlemim 2 kere 1, 2 artı 3 kere 1, 3 artı 6 kere 1, 6 pay kısmı bölü paydası 3 çarpı 2'den 6 olur. 6, 3, 9, 2 daha 11'dir. 11 bölü 6'dan da ikinci sorumuzun cevabı da Diyarbakır'dır diyor. Üçüncü soru diyor ki 1 bölü 8 bölü 1 bölü 4. Bölü 1 bölü 10 bölü 5 bölü 2. Şimdi dikkat eşittir. Bölü olduğunda ikinci işlem ters çevrilir çarpılır. Önce üst kısma baktım. 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 4 işlemi ters dönecek. Yani 4 bölü 1 pay pi ve payda yer değişti. Bölü. Yine birinci aynen yazıyorum 1 bölü 10. Bakın bölü var çarpı. 5 bölü 2 ters çeşitli. 2 bölü 5. Varsa sadeleştirme yapalım. 4'ü 8'e bölümde burada 2 kaldı. Benim pay kısmım 1 bölü 2 bölü. Dikkat. 2 ile 10'u sadeleştirdim. Burada 5 kaldı. 5 x 5 25. Burada da 1 bölü 25 geldi. E burada bir tane daha bölü var. Pay kısmı aynen kalır. Çarpı. Pay da ters çevrilir çarpılır. 25 bölü 1. Bu işlemin sonucu da 25 bölü 2 olarak bulunur. Üçüncü sorumuzun cevabı Adana'dır. Dördüncü soru diyor ki 8 artı 1 bölü 8 artı 8 eksi 1 bölü 8 bölü 5 eksi 1 bölü 3 eksi 5 artı 1 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? Bakın ilk sorudaki gibi. Ne var burada? Parantez var. E bu artı bu artı. Yani bu artı olduğu için artık parantezin hiçbir önemi kalmaz. O zaman geri işlemde ne kalır? 8 artı 1 bölü 8 artı 8 eksi 1 bölü 8. Pay kısmımız bu. Geldim paydaya. Bölü. Bölüyor 5 eksi 1 bölü 3. Şimdi bu eksi içeri dağıtacağım ben. Eksiyle 5'in çarpımı. Eksi 5. Eksiyle artı 1 bölü 3'ün çarpımı. Eksi 1 bölü 3 yapar. Sonra işlemimizi hızlandıralım. Artı 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8 gitti. 8 artı 8'den burası 16 bölü. Artı 5 eksi 5 gitti. Eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 İkisinin işareti de aynı olduğu için eksi 2 bölü 3 yaptım. Demek ki pay kısmı aynen yazılır hocam. Çarpı eksi 2 bölü 3 ters çevrilir çarpılır. O da 3 bölü eksi 2. Eksiyi başa attım. 2'yi buraya yazdım. 16 2'ye böldüğümüzde 8. 8 çarpı 3 24. Başında eksi vardı. Eksi 24 sonucuna ulaştım. Dördüncü sorumuzun cevabı da Edirne'dir. Beşinci soru diyor ki 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 bla 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 bla. 22 bölü 23 çarpı 23 bölü 24. Şimdi hepsini tabii ki de uzun uzun çarpmayacağım. Ama şunu gördüm. Bakın bu 3 ile bu 3. Bu 4 ile bu 4. Gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde. Demek ki 5 ile 5. 6 ile 6. Tıkadık tıkadık tıkadık. 22 ile 22. 23 ile 23 gittiğinde. işlemde geriye. Pay kısmında 2. Bölü pay kısmında. Payda kısmında 24. 2 ile 24'ü sadeleştirdiğimizde. 1 bölü 12 işlemi geldi. Beşinci sorumuzun cevabı da Diyarbakır olarak bulundu. Altıncı soru diyor ki x eşittir 1 bölü 5, y eşittir 1 bölü 6. Olduğuna göre x artı y bölü x çarpı y. Şimdi uzun uzun aklınıza gelen şey. Uzun uzun işlemi şöyle yapabilirsiniz. 1 bölü 5 artı 1 bölü 6 bölü 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 6. Bu işlemi yapabilirsiniz. Sorun değil. Bunu yapmak yerine artık şunu görmeniz lazım x artı y bölü x çarpı y işlemi aslında şudur arkadaşlar bakın. 1 bölü x artı 1 bölü y'dir. Ben burada payda eşitleseydim. Bunu y ile bunu x ile genişletiyorum. Eşittir. x artı y bölü x çarpı y yaptı. Yani iki sayının toplamı bölü çarpımı aslında iki sayının birbirlerine, bir, iki sayının bire göre tersini alıp toplamayla bulunuyor. O zaman hocam demek ki ben 1 bölü x'i bulsam x sayım 1 bölü 5 ise pi pi ile yer değiştiğinde 1 bölü x sayım 5 bölü 1'dir. Yani 5'tir. E aynı mantık y sayısı 1 bölü 6 ise 1 bölü y sayısı pi pi yer değişti 6 oldu. E soru benden 1 bölü x artı 1 bölü y'yi istiyordu. E o zaman o da 6 artı 5. Çarpma gibi düşünmüşüm. 6 artı 5'ten 11 olarak bulunur. Şıkları düzenleyelim. 6. sorumuzun cevabı Adana yani 11'dir. Arkadaşlar cevabımız 11 olacak. Ben çarpma gibi düşünmüşüm. Bir an o yüzden cevabı Edirne gibi kabul ettim ama cevabı Adana olarak değiştiririm. PDF'de merak etmeyin. 6. sorumuzun cevabı Adana'dır. 7. soru diyor ki 1 bölü x artı 3 eksi 2 bölü 3 kesrini tanımsız yapan x değeri kaçtır? Tanımsız yapabilmesi için bir kere bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Yani bir sayı sıfıra bölünemez. E o zaman bunun paydasını sıfır yapan değer benim için Tanımsızı yapan x değeridir. Bulalım. x artı 3 eksi 2 bölü 3 değerini 0 yapacağım. Şurada payda Bakın hızlı yoldan da şöyle yapabilirsiniz. Bir sayı ve yanında kesir varsa 3 çarpı 3 9 9 eksi 2 x artı bakın 9 eksi 2 burası ne oldu? 7 bölü 3 eşittir 0. 7 bölü 3'ü diğer tarafa attığınızda x eşittir eksi 7 bölü 3'tür. Demek ki x sayısı eksi 7 bölü 3 olduğunda tanımsız oluyor. Zaten bende bunu istiyor. 7. sorumuzun cevabı diğer bakır. 8. soru diyor ki 2 virgül 3 ve 23 devre diyor. Sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Devirli ondalık sayı rasyonel sayı şu şekilde çevrilir. Sayı aynen yazılır. 2,3 23 pardon virgül yok. Sayı aynen yazılır. Yazdım hocam. 2323 eksi devretmeyen kısım nedir burada? 23. 23 çıkarılır. Bölü. Paydaya geldim. Sonra. Virgülden sonrası için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atılır. Virgülden sonrası 3 basamak var. 3 tane yapıyorum. 23 23'ten 23 çıkarttım. Yani 2300 23'ten 23 çıkarttığımızda 2300 bölü paydası 990 geldi. Bir sıfır buradan bir sıfır buradan gitti. İşlemimizin sonucu 230 bölü 99 olarak bulunuyor. 8. sorumuzun cevabı da Ceyhan'dır diyoruz. 9. soru diyor ki x pozitif bir tam sayı olmak üzere. x bölü 11 kesiri bir basit kesir. Bakın basit kesir olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bir işlemin basit kesir olması için yanlış olan bilgi nedir? x'in 11'den küçük olması lazım. Bu yanlış bilgi. Doğru olan bilgi nedir? Bu x'in mutlak değerinin 11'den küçük olması lazım. Hocam mutlak değere girdik daha görmedim. Tamamdır. Tamamdır. Basitçe anlatayım. Mutlak değer a küçüktür b derse bu arkadaşı mutlak değer dışına şöyle çıkarıyorsunuz. Bu B'nin eksilisini aldın. Eksi B. Arada küçüktür var. Küçüktür. A'yı mutlak değerden kurtardın. Küçüktür. B'dir. Şimdi bu temel bilgi vermek zorundayım. E o zaman hocam bu, o zaman hocam bu nasıl çözülür? Mutlak değer x küçüktür 11 ise bakın sakın sakın x küçüktür 11 derseniz yanlış yapmış olursunuz. Böyle bir şey yok. Çünkü negatif değerler de olur. Yani eksi 1 bölü 11 sayısı da basit kesirdir. Dikkat. Demek ki hocam bu eksi 11 küçüktür x küçüktür 11 olacak. Bu bir. Bir de diyor ki x pozitif diyor. Bir de x'in 1'den büyük olma şartı var. X pozitif, 1'den büyük eşit. Hatta sıfırdan büyük dersem daha iyi olur. X'in sıfırdan büyük olma şartı var ve tam sayı. Şimdi sıfırdan büyük, 11'den küçük alacağı değerler 1, 2, 3, 4, 5. 6 takıdık takıdık takıdık. En son 10 değerini alır. Soru benden bunların toplamını istiyor. 1'den 10'a kadar olan toplam. Ardışık toplamlardan biliyorum. n çarpı n artı 1 bölü 2. 10 çarpı 11 bölü 2. 12'ye böldüm 5. 5 kere 11'den 55 yapar. Bu da 9. soruyu bana burs olarak bulur. 10. soru diyor ki 1 artı 1 bölü 3 çarpı 1 artı, 1 artı 1 bölü 4 çarpı 1 artı 1 bölü 5 çarpı 1 artı 1 bölü 6 çarpı 1 artı 1 bölü 7 işleminin sonucu. ...kaçtır? Hemen paylaşıyorum. 3 kere 1, 3. Artı bir ekledim. 4 bölü 3 çarpı. 4 kere 1, 4. Bir ekledim. 5 bölü 4 çarpı. 5 kere 1, 5. Bir ekledim. 6 bölü 5 çarpı. E o zaman hocam... ...burası 7 bölü 6 çarpı. E en son burası da... ...8 bölü 7'dir. Şimdi devam. Karşılıklı 4'ler gitti. 5'ler sadeleşti. 6'lar, 7'ler sadeleşti. Geriye sadece pay kısmında 8 payda kısmında 3 kaldı. Bu da 10. soruyu bursa olarak buldurdu. 11. soru diyor ki 8 tam 1 bölü 5 eksi 2 tam 1 bölü 5 bölü 14 tam 1 bölü 7 eksi 12 tam 1 bölü 7 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada hızlı hızlı 5 çarpı 8 40 40 artı 1 41 bölü 5 dönüştürebilirsiniz. Yani bileşik kese çevirebilirsiniz veya 8 tam 1 bölü 5 demek 8 artı 1 bölü 5 demek. Şimdi dikkat bakın Eksi 2 tam 1 bölü 5 ne demek? Burada yapılan bir yanlış var. Bu eksi hem bu 2'nin hem de 1 bölü 5'indir. Yani aslında bu şöyle yapılır. Eksi parantez. 2 tam 1 bölü 5 demek. 2 artı 1 bölü 5'tir. Eksi içeri dağıttığımızda eksi 2 eksi 1 bölü 5'tir. Yani bu eksi, şu eksi hem 2'nin hem 1 bölü 5'indir. Demek ki hocam eksi 2 eksi 1 bölü 5'i yazdım. Bölü 14 tam 1 bölü 7. 14 artı 1 bölü 7. Dikkat. Artık yukarıda pratiğimi yaptım. 12'den 1 bölü 7'nin başında eksi varsa bu işlem eksi 12. Eksi 1 bölü 7 demektir. Artık geriye 4 işlem kaldı. Şu rengi de değiştireyim. Sıkıldım. Sen gel. Ya da sen gelme. Sen gel. Tamam. Artı 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5 gitti. 8 eksi 2'den pay kısmı 6. Bölü. Artı 1 bölü eksi 1 bölü 7 gitti. 14 eksi 12'den de 2 geldi. 6 bölü 2'den de 3 cevabını elde ettim. 11. sorumuzun cevabı da bakayım 8 2 6 6 2 3 Bursa'dır arkadaşlar. 12. ve de bu testin son sorusu diyor ki 5 bölü 8 e eşittir 0 virgül x y z olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? Hocam ben buradan buraya nasıl geçeceğim? Ne diyor bize? 5'i 8'e böldü. Hocam 5 8'e bölünür mü? Bölünür arkadaşlar. 5 8'e bölünüyor mu? Hayır cevabını aldım. O zaman müdahale ediyorum. Buraya bir 0, buraya sıfır, buraya virgül. Bir kereye mahsus sıfır virgülü koydum. Daha virgül koymayacağım. Devam ediyorum. 50 de 8. 6 kere 8. 48. 0, 2. 2 de 8 var mı? Yok. O zaman bir sıfır daha koydum. Buraya müdahale etmiyorum. 20 de 8. 2 defa var. 2 kere 8. 16. 0, 4. Hocam 4 de 8 yok. Bir sıfır daha koyuyorum. Buraya müdahale etmiyorum. 40 8. 5 defa var. 5 kere 8. 40, 0, 0. Demek ki 0,625'e eşit. Yani x, y, z sayıları bunlar. E benden bunların toplamını istiyor. 6 artı 2 artı 5'ten 8 artı 5 13 yapar. Bu da 12. soruyu bana diğer bakır olarak bulur. Ve de x testimizi, ilk testimizi bu şekilde bitiriyoruz. Arkadaşlar bu arada kaç test geleceğini söylemedim. Onu da hemen buraya sıkıştırayım. Toplamda 10 test gelecek. 3 tane temel seviye. 3 tane orta ve ileri seviye yani y testi. 4 tane de Z testi yani yenisi soru gelecek. Bunu bir sonraki videonun başında da söylerim. Bunu hatırlatmayı unuttuk en başta. O olsun sıkıntı yok. Fark etmez. Zaten izlediğinizi kabul ediyorum. Bunu duyduğunuzu kabul ediyorum. Ve de umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.